Odak noktasından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Evet, terörden kalma bir gün daha. Ölü sayısı, hayatını kaybedenlerin sayısına her dakika bir yenisi daha ekleniyor. Son dakika bilgisi, hayatını kaybedenler arasında yoğun bakımda bulunan bir başka vatandaşımız daha yer alıyor. 44 kişi oldu bu rakam. 100'den fazla sayıda vatandaşımız yaralıydı. Bir o kadarı taburcu edildi, bir o kadarı daha hastanedeki tedavilerine devam ediyor. Ülkemizin de üzerinde Türkiye'nin yası var. Milli yas ilan edilmişti. Türkiye'de de zira o şekilde. Sosyal medya teröre lanet, terörü kınayan mesajlarla dolu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bugünkü bir kabulü sırasında Türkiye'nin yasını paylaştıklarını ifade etti. Polis teşkilatı heyetini kabul ediyordu. Ülkemizin de aslında güvenliği açısından bizde böyle olaylar yaşanmaz şeklinde bir görüşün doğru olmadığını ve bizim de teröre hazırlıklı olmamız gerektiğini ifade etti. İlginç bir gelişme daha vardı Güney Kıbrıs'ta. Aslında dün sosyal medya hesabından Rum yönetimi başkanı Nikos Anastasiadis Türkiye'deki terörü kınadığını, terörün asla kabul edilebilecek bir durum olmadığını, Türk halkının ve Türk hükümetinin başının sağ olması dileklerini iletti. Ancak bir başka ilginç olaysa şuydu, o da ikinci Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat'ın Güney Kıbrıs'taki bir konferansı sırasında kendisine yönelik saldırı girişiminde bulunan iki ELAM örgütü üyesinin ya da sempatizanın serbest bırakılışıydı. Biliyorsunuz ki Molotov kokteyli bir saldırı girişimi söz konusuydu ve bu konuyla ilgili olarak da çok büyük bir polis zafiyeti söz konusuydu. Hatta polis olayın üzerini kapatmaya çalıştığı iddia ediliyor. Çok ilginç bir durum. Bir yandan ELAM'a yönelik olarak böylesi bir koruma kalkanı, hiçbir şekilde ELAM'la ilgili bir sürecin ilerleyememesi. Diğer yandan da terörü kınıyoruz mesajları, samimiyetiyle ilgili yorum tabii ki siz değerli izleyenlerimizin. Evet, bugün aynı zamanda meclisin tatile girdiği gündü. Son güncel konuşmalar gerçekleşti ve meclis tatile girdi. Komiteler her zamanki gibi tırnak içerisinde çalışacak ama bundan sonra ne olacak? Yeni hükümet de tatile girmiş oldu ama yine aslında kadük durumda olan, geçmeyi bekleyen onlarca yüzlerce yasa duruyor. Biz yine her şeyi, umutlarımızı ve aynı zamanda ülkenin geleceğini 3 aylık bir tatile bırakmış olduk. Şimdi meclisi bu 1 yıllık yasama yılını geride bırakmış olduğumuz dönemi, hükümetleri konuşmak istiyoruz. Çok değerli bir konumuzla Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sayın Erkut Şahali ile beraberiz. Sayın Şahali, hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ben böyle bir küçük bir giriş yapmak istedim. İyi oldu. Her gün yapıyorum bunu. Güne dair bazı öne çıkan başlıkları. Tabii ki bundan çok daha fazlasını süre el verdiğince konuşmaya çalışacağız. Ama önce herhalde siz de mesaj vermek istersiniz. Elbette. Türkiye'deki terör saldırısı, saldırılarıyla ilgili olarak, global terörle ilgili olarak düşüncelerinizi buyurun aktarabilirsiniz. Tabii terör çok acı verici ve insan duyarlılığıdır terörün en büyük düşmanı. Dolayısıyla herkesin bu konuda son derece büyük bir duyarlılık içinde terörün hiçbir kategorisini benimsemeden tamamını dışlayarak bir tavır alınması şarttır. Çünkü terörün kazananı yoktur savaşların olmadığı gibi. Yani gerek terörde gerek savaşlarda kısa süreli kazanımlar bir zafer sarhoşluğu yaratır belki ama sonuçları topyekun kayıptır. Bunu dünya savaşlarında, bölgesel savaşlarda çok net olarak gördük. Terör savaşların tetikçisidir. O nedenle teröre engel olamayanlar günün sonunda bir savaşla yüz yüze kalırlar ve her halükarda kaybederler. O nedenle elbette İstanbul'da yaşanan terörü ve dünyanın diğer noktalarında yaşanan terörü lanetlemek, kınamak ve teröre karşı topyekun bir seferberlik başlatmak her insan olanın kişisel görevidir, zorunluluğudur. Elbette can kayıpları, mal kayıpları, itibar kayıpları, istikrar kayıpları tüm insanlığın sorunudur. Sadece ölenler veya fiziki olarak kayba uğrayanlar açısından bir sorun değildir. Bu dolayısıyla topyekun bir karşı duruşa ihtiyaç vardır. Özellikle son İstanbul'da yaşanan terör olayının yetkililerce yapılan izahında odak olarak saptanmış olan sebep olanlar veya bu saldırıyı düzenleyenler sadece Türkiye'nin bir sorunu değildir. Yakın bölgemiz başta olmak üzere dünyanın bir sorunudur. O nedenle bu sadece Türkiye'yi etkileyen ve ilgilendiren bir konu değildir ve pek tabii ki Kıbrıs'ın kuzeyi başta olmak üzere güneyinden de bunu lanetleyen ve kınayan açıklamaların gelmesi doğaldır. Asıl olan bunlarla ilgili alınacak tedbirlerin bir koalisyon içerisinde
alınması, tüm tarafların hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulması ve günün sonunda terörün insanın ve demokrasinin tercihi olamayacak kadar lanet bir şey olduğunun net olarak açıklanmasıdır. Bunu dini temelli, siyasi temelli veya farklı amaçlarla yapılan bir terör olarak ayırmanın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü insanın vücut bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı bir terör unsurudur. Bunu en basitinden algılamak, en kolaylıkla karşılaşabileceğimiz biçimiyle anlamaya çalışmak, bize uzak gibi görünen, örneğin İstanbul'daki terör olayını da anlayabilmek bakımından, o empatiyi kurabilmek bakımından son derece önemlidir diye düşünüyorum. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın uyarısını da yerinde bir uyarı olarak görüyorum. Bölgemizin ve dünyamızın bir sorunu, bir sorun kaynağı eğer bu işin müellifi haline gelmişse, İstanbul'da yaşanan acının müellifi haline gelmişse, bu yarın Lefkoşa'da da olabilir, Girne Güzellik Mausa'da da olabilir, Limassol Baf Larnaka'da da olabilir. O nedenle buna topyekun bir karşı duruş ve bir mücadele esastır diye düşünüyorum. Evet, ki aslında terör sempatizanlarının da özellikle bazı üniversiteleri ya da gençliği hedef aldığı şeklinde bazı eleştiriler de var. Kamuoyuna yansıyor. Zaman zaman olayları duyuyoruz, biliyoruz, okuyoruz. Bu konuyla ilgili olarak da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün vermiş olduğu mesaj, teröre bizim de hazırlıklı olmamız gerektiğini, bizde böyle şeyler olmaz şeklindeki bir ifadeyle bunun doğru olmayacağını dile getirmiş oldu. Bu bağlamda son birkaç yılı içerisinde özellikle terör örgütü PKK yandaşları ya da PKK'ya yönelik sempati içerebilecek bazı etkinlik, eylem, örgütlenme şeklinde bazı duyumlar ya da iddialar var. En azından iddia diyelim, biz size bırakalım bu konuyla ilgili değerlendirmeyi. Son dönemde teröre biraz daha, terörün ya da terör sempatizanlığının biraz daha manevra alanının kazanıldığı bir ortam mı oluştu Kuzey Kıbrıs'ta? Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Yani bu biraz zorlama bir yorum olur kanaatimce. Her türlüsü açısından, yani işte kendine dini kılıf olarak gösterip de arkasında terörist bir faaliyet içinde olmak da marjinal bir durumdur. Siyaseti veyahut işte bir halkın self-determinasyon hakkını savunarak aslında bir terör faaliyetiyle bu savunuyu ileriye götürmek de bizim açımızdan kabul edilmemesi gerekendir. Çünkü bu ülkelerin varoluş mücadeleleri zaman zaman silahlı mücadeleyi de gerektiren noktalara vardı. Ama bunların taçlandığı nokta elbette siyasi çözümlerdir ve çözüm masasında atılan imzalarla bu sonuca ulaşılır. O yüzden müzakere, diyalog her şeyin başıdır. Terörle hiçbir grubun, hiçbir toplumun kendi savlarını ileriye götürmesi mümkün olamamıştır. Bu Kıbrıs'ta da böyle oldu geçmişte. EOKA'nın kuruluşu, ona mukavemet amaçlı adında da bu kelimeyi barındıran Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşu günün sonunda bu ülkedeki ayrışmayı, etnik temelli bölünmeyi ortaya çıkardı ve yeniden birleşme yine siyasi bir anlaşmayla mümkün oldu. O anlaşmanın korunmasıyla ilgili örgütlenme ne kadar güçlü olursa o anlaşmanın yaşama ihtimali de o kadar fazla olur aslında. O nedenle Türkiye'de devam eden barış süreci şu anda kesintiye uğradı ve bu kesintiyle birlikte çok ciddi bir tırmanış söz konusu oldu Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili. O sürece de derhal geri dönülmesine ihtiyaç vardır. Çünkü bu Türkiye sınırları dahilinde yaşanan bir sorun olmadığını çok net olarak kanıtladı geçen zaman zarfında hepimize. Suriye'deki istikrarsızlık ve oradan beslenen bir terör söz konusu oldu. Oraya sirayet eden veya oradan beslenen. Aynı şekilde Kuzey Irak'ta şu an için bir istikrar ortamı varmış gibi görülüyor ama zaman zaman özellikle sınır kontrol noktalarında ve sınır güvenliği açısından oluşan zafiyette Türkiye'ye yönelik veya Türkiye'den yönelen tehditlerle, silahlı çatışma ihtimalleriyle, silahlı grupların geçişleriyle bu ortam sarsılmakta. Dolayısıyla siyasi çözümlere ulaşmak ancak diyalog ve müzakereyle mümkündür. Bunların farklı merkezlerde, dünyanın farklı merkezlerde mutlaka taraftarları vardır. Ama o merkezlerdeki çatışmalar da terörden öteye gitmeyen gayretlerdir aslında. Çünkü özellikle yabancı ülkelerde bir başka ülkedeki mesele hakkında terörist bir faaliyette bulunmak, bir başkasının veya ötekinin az önce ifade ettiğim gibi vücut bütünlüğünü tehdit edecek kadar ileriye vardırmak mücadele biçimini bir asayiş sorunu yaratır en başta ve bununla o ev sahibi devletin fikri ne isterse olsun, destek veya
muhalifi olsun hiç fark etmez. Öncelikle asayi sorunu yaratmayacak bir mücadele tarzıyla bunu ele almasına ihtiyaç olur diye düşünüyorum. O nedenle terör istikrarsızlıktır. İstikrarsızlık terörü besler ve büyütür ve bu bir savaş iklimine yol açar. Arzum ne Kıbrıs'ta, ne Türkiye'de, ne de dünyanın herhangi bir yerinde terör faaliyetiyle siyasi argümanlarını ilerletme gayreti içinde olanların hiçbir taraftar bulamamasıdır. Mesela Elan meclise girdi. Evet. Yani iki milletvekili de olsa meclise girdi. Elam'ın bir terör örgütü olduğunu biliyoruz. Kuzey evet. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından evet. terör örgütü listesi dahilinde yer alıyor. Ancak Elam'ın bugün siyasi bir kanadı bir şekilde parlamentoda. Öte yandan uzun süredir devam eden Limassol'daki festivalde bir Kıbrıs Türk sanatçının saldırıya uğraması. Hemen ardından daha sonraki süreç için söylüyorum Sayın Tarat'ın katıldığı bir etkinlikte Molotov kokteyli saldırı girişimine maruz kalması. Cami kundaklamaları, güneye geçen Türk gençlerin araçlarına, kendilerine darp girişimleri vesaire bitmek bilmiyor. Ama bugüne kadar herhangi bir saldırıyla ilgili olarak... Somut bir ceza uygulama bunların yapılmadığını gördük. Hatta Sayın Talat'ın da çok ifadesi net bir şekilde de bu konuyla ilgili. Polisin çok ciddi bir zafiyeti olduğunu, hatta orada fotoğraf kamerasıyla bulunan bir şahsın da fotoğraf makinesinin elinden alındığını, bütün delillerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Yani şöyle bir şey var, bir caydırıcılık, bir yaptırım gücü yok. Elam desteklenmese bile Elam'ın eylemlerine ne yazık ki kayıtsız kalan bir Güney Kıbrıs yönetimi var. Evet, Türkiye'ye gönderilen bu mesaj sosyal medya üzerinden bile olsa Türk hükümeti ve Türk halkını evet belki acısını paylaşıyoruz ya da en azından teröre hiçbir şekilde müsamaha gösterilemez mesajı söz olarak kulağa hoş gelse de uygulamaya bakıldığında Güney'in çelişkiler içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu konuyla ilgili kısa bir yorum almasın. Tabii yani bu çelişki de olsa dahi uluslararası ilişkiler lisanının bir unsurudur ve iyi ki bu unsur da kullanıldı. Yani Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye Cumhuriyeti arasında zaman zaman diplomatik, bir maske olarak kullanılabilir ama. Bu. Olabilir elbette evet. ama diplomatik ilişki olmayan bir iklimde Türkiye'deki bir acı olaya dair bir kaygının dile getirilmiş olmasını ben sempatiyle karşılıyorum. Ama bu sempatiyle karşıladığım şeyin ete kemiğe bürünmüş hali aslında kendi bünyesi içerisinde var olan ve terörist faaliyetler içerisinde bulunma konusunda istekliliği sabit olan Elam gibi bir örgütün düzenlediği faaliyetlere karşı da aynı caydırıcı etkiyi ve o lanetliyorum ifadesinin somutlaştığı etkiyi görme ihtiyacımız vardır. Yani gerek Kıbrıs Türklere yönelik yapılan zaman zaman sebepsiz yere yapılan saldırılar, işte Sayın Talat'ın demokratik bir platformda kendi görüşlerini aktarmak üzere konuk olarak bulunduğu bir ortamda yapılan fiili ve ölümcül saldırının faillerinin tespit edilememesi, edilmiş olsa bile işte son örnekte olduğu gibi herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalmamış olması hem terörizmle mücadele konusundaki samimiyetin ortadan kalkmasına hem de terörizme hevesi olanların terörizme dair cazibe yaratmaya çalışan odakların cesaretlendirilmesi anlamına geliyor. O nedenle objektif hukuk kuralları çerçevesinde bu konuların ele alınması ve uluslararası ilişkiler lisanının bir unsuru olarak sizin bir başka ülkeye dair dile getirdiğiniz taziyenin kendi sınırlarınız içerisinde de o duruma düşmeyecek tedbirlerin alınmasıyla ancak anlam kazanır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu Türkiye için de geçerlidir. Türkiye'de yığınla asayi sorunu yaşanırken bir başka ülkede yaşanan asayi sorununu bir güvenlik zafiyetiymiş gibi konuşmak çok anlamlı değildir. Asıl olan hem kendi sınırlarınız içerisindeki hem bir başka coğrafyadaki güvenlik zafiyetinden veya her ne sebeple olursa olsun yaşanan ve yaşanması muhtemel terör olaylarına karşı aynı tutarlılık içerisinde hareket etme istikrarını yakalamak. Güney Kıbrıs bu anlamda çok tutarlı bir noktada değildir. Zaten Elam'ın parlamentoya girerek bir noktada meşrulaşmış olmasının sebebi de bu istikrarsız tutumdan kaynaklanmaktadır ve bırakınız bir önceki yönetimi Sayın Hristof Yas başkanlığındaki hükümeti daha sağda duran ve işte Elam gibi milliyetçi, ırkçı söylemleri bir miktar daha kolay algılama ihtimali olan Anastasiadis gibi bir sağ liderin dahi
hazmedemeyeceği ve başına bela olabilecek bir durum yaratmıştır. Son seçimler bunun somut bir örneğidir. O nedenle demokratik ülkeler antidemokratik gayretlerle kişilerin hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyi göze alabilecek oluşumlarla yan yana hareket edilmemesi gerektiğini net olarak ortaya koymalı ve buna uygun davranmalı diye düşünüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu anlamda çok daha istikrarlı bir ülkedir. Bunun gururunu yaşamalıyız ve bu konuda sebep her ne isterse olsun, örneğin güneyde nasıl bir kışkırtıcı tavır ortaya çıkarsa çıksın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her merkezde, yani en sağdan en sola kadar tüm toplumsal gruplar içerisinde bu demokratik olgunluğunu koruması bir gurur meselesidir. O yüzden biz bundan rahatsızlık veya işte ensesine vur, ekmeğini al gibi bir duruma düştük. Biz edilgen miyiz gibi bir kuşkuya kapılmadan bu demokratik olgunluğun her hal ve koşulda korunması gereken bir insani erdem olduğunu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bunu kanıtlamamız gerekiyor. Şu ana kadar sicilimiz bu anlamda en azından Güney Kıbrıs'taki muhataplarımız kadar olumsuz değildir diye düşünüyorum. Ben. Evet, en azından sicilde bir şey yok son dönemde ya da bizim görebildiğimiz. Evet, yani geçmişte yaşananlar oldu. Çok acı verdi. İnsan duyarlılığımız yerli yerinde durduğu sürece hem bizlere hem bizim dışımızdakilere acı verdi. Ama yakın zamanda özellikle 2003 sonrasındaki sıcak temasın insani ilişkiler anlamında sağlandığı ilk tarihtir aslında 23 Nisan 2003 karşılıklı geçişlerin başlamış olması. O günden beridir Kuzey Kıbrıs'ta herhangi bir fiili olayın yaşanmamış olması bizler açısından bir gurur vesilesi olmalı. Bir gurur vesilesi olarak değerlendirmeli. Bunu bir zafiyet veya işte Rumlara dair bir muhtaçlık hissiyle değerlendirmemek gerekir. Çünkü bunu bu şekilde istismar eden ve kıssasa kıssas, göze göz, dişe diş mantığıyla bu olaylara yaklaşmaya çalışan bir azınlık grupta yok değil kendi aramızda. İyi ki biz demokrasiyi gerçekten özümsedik ve bu grupların çağrılarına itibar edilmiyor. Edilmiş olsaydı bu ülkede henüz bir barış ortamı yok ama bugünün çok daha gerisine düşmek ve sıcak bir çatışmanın ortasında kendimizi bulmak bile mümkün olabilirdi. Peki, iyi ki biz böyleyiz diyelim o zaman. Aynen. Bir de bugün isterseniz meclisin tatil edildiği güne geçelim. Aslında son bir yıllık yasama yılını konuşmadan önce şu tatil meselesine değinmek isterim. Evet. Bugün gündeme benim görebildiğim kadar herhalde gelmedi. Geldiyse de beğen yakalayamadım. Uzun bir tatil. Yani biz milletvekillerimizin yorucu bir tempoyla bütün yılı geçirdiklerini biliyoruz ama bu ülkenin olağanüstü koşullarda... Yaşamı durmadığına göre. Evet. Yani bu ülkenin olağanüstü koşullarda yönetilmesi gerektiğine inananlardan biriyim. Zira tanınmayan bir ülkeyiz. Ambargo uygulanıyor. İzole edilmeye çalışıyoruz. Her ne kadar müzakere süreci devam ederse etsin. Bütün bunlara rağmen çok kalıcı yapısal sorunlarımız var. Çözülmeyi bekliyor ve bir türlü istediğimiz sisteme ulaşamadık. Sürdürülebilir bir yapımız yok. Bu bağlamda ancak bir bakıyoruz ki parlamentonun işleyişine, İskandinav ülkesi gibi, Danimarka gibi her anlamda ekonomik, sosyal anlamda kendini geliştirmiş bir Almanya gibi sanki üreten, tükettiğinden daha fazlasını üreten bir ülke gibi milletvekillerimiz parlamentoda çok rahat tatile çıkabiliyor. Tatile çıkmak ya da tatilde olmamak çalışıyor anlamına da ya da yasa üretiyor anlamına da gelmiyor. O da ayrı bir konu ama bu hali sorgulayan vatandaşlarımız da var. Ben de çok ciddi bir şekilde sorguluyorum. Ne dersiniz bu konuda suçu ya da suçu demeyeyim ama anayasayı mı göstermek, ne kadar doğru anayasa göstermek ya da vatandaşın referandumda, anayasa değişikliği referandumda hayır oyu vermesini göstermek doğru olur mu, yeterli olur mu, ne dersiniz? Tabii yaşam dinamiği içerisinde ihtiyaçlar sürekli açığa çıkar, kendini gösterir. Belki sayıca artmaz çünkü bir taraftan çözersiniz ihtiyaçları, bir taraftan artar. Ama yasama faaliyetini durdurmuş olmak hayatın gerisine düşmek demektir. Çünkü yasama faaliyeti nedir? Ülkenin ihtiyaç duyduğu yasal değişimi veya dönüşümü sağlamak üzere parlamentonun çalıştırılmasıdır. Yasama faaliyeti sadece televizyon ekranlarına yansıyan genel kurul çalışmalarından ibaret değildir. Esası meclisin bodrumunda devam eden komite çalışmalarıdır. Oralar yasama faaliyeti açısından bir mutfak alanıdır. Tüm partilere mensup milletvekillerinin ve bağımsızların katılım göstermekte özgür olduğu, her ne kadar komitelerin üyeleri sabit olsa da her milletvekilinin o komitelere katılmak, görüşlerini dile getirmek ve oy sahibi asil üyeleri etkilemek
şansları vardır. Dolayısıyla yasama faaliyeti sadece pazartesi, perşembe günleri meclis ekranına yansıyan çalışmadan ibaret değildir. Ve meclis yoğun çalışıyor, haftanın 5 günü çalışıyor aslında. Ve meclisin çalışabilmesi meclis çalışanları olmaksızın mümkün değildir. Bunun da altını çizmek gerekir. O nedenle bizlerin her yaptığı çalışmanın gerisinde birçok farklı görevlerle görevini yerine getiren meclis çalışanları vardır. Öyle zannediyorum ki bu yasama tatilinin özünde aslında milletvekillerini dinlendirmekten çok meclis çalışanlarının dinlenebilmesine olanak sağlamak yatmaktaydı. Ve şu anda meclisin özellikle idari ve yönetsel kadrosunu ve teknik kadrosunu aslında ayırmadan söylemek gerekiyor. Hesaba kattığımızda ihtiyaç duyulan hem sayısal hem de nitelik bakımından ihtiyaç duyulan personel yapısının biraz gerisindedir. Bayağı gerisindedir. Hatta biraz değil, bayağı gerisindedir. Düşününüz, çünkü mecliste faaliyet gösteren örneğin 11 tane komite vardır. Ve 11 komiteye servis verecek 2 tane hukukçu vardır. Yasama faaliyetinin özünde hukuk vardır, hukuka uygunluk vardır ama bu faaliyete destek verebilecek teknik, en ihtiyaç duyulan teknik personel sayısı 2'dir. Dolayısıyla bu insanlar aslında insan üzeri bir gayretle bizim çalışmalarımızı kolaylaştırmak üzere görev ifade ediyorlar. O nedenle onların bir miktar dinlenebilmesinin yolu da meclisin tatile girmesinden geçmekteydi. Ancak 3 aylık bir tatil sezonu, herhangi bir personelin yapabileceği tatil miktarını da hesaba kattığınızda uzundur. Yasama faaliyetinin 3 ay boyunca durdurulmuş olması bir sorundur. Bu sadece hükümet açısından değil, yurttaş ve muhalefet açısından da bir sorundur. Ancak bu tatilin kısaltılmasıyla ilgili mevcut 85 anayasası ciddi bir takoz pozisyonundadır. Başsavcılığın bu doğrultudaki görüşü çerçevesinde geçmişte yapılan kısaltma uygulaması son 2 yıldır yapılamıyor. Bu konudaki takozun oluşmasındaki sebep de aslında Ulusal Birlik Partisi'nin 2014 yılında konuyu hukuki çerçevede ele alarak başsavcılığın görüş üretmesini sağlamış olmasıdır. Geçmişte meclis tatili kısaltılmaktaydı. Ancak anayasada belirtildiği şekilde Temmuz'un ilk günü meclis tatile girer. Ekim'in ilk pazartesi günü de kendiliğinden toplanır, çaresiz bir biçimde toplanır şeklindedir. Dolayısıyla anayasaya uygun olarak meclisin tatilde olması maalesef bir koşuldur. Şunun altını çizmek istiyorum. Mevcut hal aslında 1985 yılında saptanmış kurallar çerçevesinde cereyan ediyor olmasına karşın 2014 yılında bunun değiştirilmesiyle ilgili de bir referandum söz konusuydu. Yani 2014 yılındaki anayasa değişikliklerine ilişkin referandum paketinin içerisinde bu meclis tatilinin de meclis iç tüzüğüne bağlı olarak şekillenmesi, belirlenmesi. Dolayısıyla anayasanın koyduğu kurallar çerçevesinde değil, meclisin vereceği kararlar çerçevesinde bu tatilin süresinin ve döneminin planlanması konusunda bir değişiklik önerisi vardı. Ancak anayasa referandumundan hayır oyu çıktığı için bu değişiklik de yaşam bulmadı. Dolayısıyla zorunlu bir tatil dönemi maalesef yasama faaliyetlerinin aksaması bakımından söz konusudur. Ancak bizler siyasetçiler olarak yaşamın her anında ve her alanında bulunan insanlarız. Dolayısıyla meclis faaliyeti yapamayacak olsak dahi bu bizim dünyaya ve etrafımıza gözlerimizi, kulaklarımızı kapatarak bir 3 ay geçireceğimiz anlamına da gelmez, gelmemeli. En azından yurttaşlarımızın arasında bulunmak, onların ihtiyaçlarını öğrenmek, var olan sorunlarının çözümüyle ilgili gayret içerisinde olmak, en azından yeni yasama yılına ilişkin hazırlıklarımızı yapmak bakımından bu süre bizim tarafımızdan değerlendirilecek bir süredir ama bunların yasama faaliyetiyle birleştirilmesi mümkün değildir. Bu elbette hükümet açısından da bir konfor alanıdır. Bunu belirtmek gerekir. Çünkü en azından mecliste haftanın 2 günü televizyon ekranlarının bütün detaylarını gösterdiği bir ortamda muhalefetle yüz yüze gelmemenin ayrıcalığını yaşayacaklar. Bu da onlar açısından tabii bir konfor alanıdır diye düşünüyorum. Sizin döneminizde de öyle miydi mesela? Elbette öyleydi. Yani ben o döneme denk gelecek bir noktada hükümet anlamında görevde bulunmadım ama hükümet partisine mensup bir milletvekili olarak en azından muhalefet milletvekillerinin kamuya açık görüşlerini, eleştirilerini mecliste dinlememenin sağladığı bir konforla hareket ettik. Çünkü her şeyi bilmeniz mümkün değildir ve zaman zaman muhalefet milletvekillerinin dile getirdiklerinden de
bilgi edinirsiniz, istihbarat edinirsiniz. Ona uygun olarak kanaatleriniz gelişir. Bu sizi zenginleştirir aslında. Yani bundan bir rahatsızlık duyduğum için söylemiyorum, evet. Ama günün sonunda zaman zaman sizi sıkıntıya sokması muhtemel şeyler dile gelir. Yani bir zaman konfor zaman, var. Bir ister istemez hükümetler de bu konforun herhalde ayrıcalığını yaşıyorlar. Elbette. Bir de meclisin hangi haller durumunda tatilde olduğu konusunda tatilden çıkabilip tekrar yasamaya durumuna geçebileceği bazı durumlar var. Doğru. Yani özel koşullar var. Özel koşullardır. En önemlisi yani münferden tek bir yasayı görüşmek üzere. Evet. Meclis olağanüstü birleşime çağrılabilir. Onun dışında olağanüstü hallerdir. Meclisin birleşime çağrılabilir. İşte ben de en başında bunu söylemiştim. Aslında ülkemiz olağanüstü koşullarda ayakta durmaya çalışıyor. Evet. Ama biz bütün bunlar yokmuşçasına olağanüstü haller üzerine toplamak üzere meclis tatile yani sokuyoruz. Evet. Dürbünün dar, yani tersten baktığınızda göreceğiniz dar açıyı eğer bir refah ülkesine yönlendirirseniz burası gerçekten olağanüstü halin yaşandığı bir ülkedir. Kıyaslı olarak az önce örnek verdiğiniz ülkelerden bir tanesine baktığınızda bizim yaşadığımız gerçeğe çok benzeyen unsur bulmazsınız. Her şey bizim dışımızdadır. O nedenle biz olağanüstü koşulları aslında olağan koşullar gibi yaşıyoruz maalesef. Evet. Ve bizim açımızdan olağanüstü olan şeyler de o olağanlığı yaşayanlar açısından şeydir yani böyle marjinal meseleler haline gelir. Evet. Dolayısıyla spesifik olarak bilirsiniz pozitif bilimlerde tam bir teşhis ve ona uygun bir içerik ihtiyacı vardır. Anayasamızda bunu o şekliyle ifade etti ve dedi ki spesifik olarak bir yasanın görüşülmesi elzemse meclis olağanüstü toplantıya çağrılır ve sadece onu görüşür ve kapatır. Normal yasama faaliyetine benzer bir faaliyeti bu 3 aylık süre içerisinde ortaya koyamaz. Biliyorsunuz Ulusal Birlik Partisi ile kurduğumuz koalisyon hükümeti meclisin tatilde olduğu döneme denk gelmişti. Ve o da anayasada ifade edilen ayrıcalıklı zamanlardan bir tanesi. Evet. Yani meclis işte Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu'nun kabulünün ardından süresi içerisinde kendiliğinden toplanır. Dolayısıyla toplanmıştık. Ardından hükümet programının okunmasıyla ilgili bir mesai ve güven oylaması hep yasama tatilinin içinde yer almıştı. Onlar mesela bizim tanımladığımız olağanüstü hallerden. Geçiş hükümet dönemi tercih. Vesaire keza evet. Onlar da onun içindeydi. Peki şimdi yeni hükümeti konuşalım. Üçüncü hükümeti konuşuyoruz son seçimden bu yana. 2013 Temmuz seçimden. 2013 Temmuz seçimden 28 Temmuz'dan itibaren. Üçüncü hükümet Cumhuriyetçi Türk Partisi her iki hükümetin içerisinde de yer aldı. Şimdi nihayetinde tekrardan ana muhalefet koltuğunda. Bu arada son hükümetin atamalarıyla ilgili olarak bugünkü kürsüden yapmış olduğunuz açıklamalarda hükümetin iki aydır miras yedi çılgınlığıyla atama yaptığını ifade ettiniz. Nedir bu miras yedi çılgınlığı? Bunu biraz yani tam daha az önce söylediğinize benzer bir şeydir. Yani bu ülkede bir kere bu ülke ihtiyaçlı bir ülke. Zengin bir ülke değil, fakir bir ülke. Kıt kaynaklarla kendi kendini yönetebilme gayretiyle hareket eden bir ülke. Yönetemiyor. Bütçesinin üçte birini dış bağımlılık şeklinde Türkiye'den elde etmek durumunda kendi mekanizmalarını çalıştırabilmek için. Dolayısıyla bunlar yokmuş gibi siz sürekli bütçeye yük getirecek icraatlar yaparsanız ve bu icraatların belli bir süre zarfında hiçbir pozitif geri dönüşü olmayacağı da çok aşikarsa işte bu miras yedi çılgınlığıdır. Yani şöyle ki siz bürokrat yaratırsınız. O bürokratın benzeri aynı görevlerde bulunmuş birden çok müşaviriniz varsa eğer ve bu müşavirlerin bir kısmının atanma kararnamelerinin altında sizin imzanız varsa ve siz buna rağmen yenilerini yaratıyorsanız işte bu miras yedi çılgınlığıdır. Yani sahip olduğumuz şeyin değerini bilmeden yenilerini yaratarak, yeni masraf kapıları aralayarak hayatı devam ettirmeye çalışırsınız. Tam da budur miras yedi çılgınlığı. Boyunuzun ölçüsünü bilmeden kolumuzu yukarılara kaldırırsınız. Uzanamadığınız noktada yapabileceğiniz iki şey vardır. Ya kanaatkar bir biçimde başınızı eğer ve ben henüz buraya ulaşamıyorum dersiniz ya da hile dirsek ne yaparsanız yaparsınız ama oraya illaki ulaşmak için uğraşırsınız. Halbuki belki de şu anda o noktaya ulaşmamanız gerekirdi. Bu arada siz henüz yeni atananlarla ilgili olarak da bir ön yargılı bir açıklamada bulundunuz. Yani aslında o atananların ön yargı demeyelim ama aslında bir şekilde bir değer biçtiniz. Yani bu atananların da görevlerini yerine getiremeyeceği ya da beklenilecek performansı veremeyecekleri şeklinde bir görüşünüz var. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Yani niteliksiz ya da işe uygun olmayan isimler mi atanıyor? Bakınız her şeyin dört dörtlük çalıştığı bir ülkede
sahip olduğunuz kaynakları çeşitlendirme şansına sahip olabilirsiniz. Yani çok marjinal bir örnek vereyim ki birisini tanımlıyormuş gibi olmasın. Örneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uzay faaliyetleri yoktur. Şimdi siz uzay bilimleriyle ilgili sahip olduğunuz birimde atıyorum 4 tane uzay bilimciyle devlet faaliyetini yürütüyorsunuz. Ve dersiniz ki ben bu uzay bilimcilere ek olarak işte uzaydaki şu spesifik galaksiyi incelemek üzere de bir birim oluşturacağım ve ona göre bir istihdam yaparsınız. Bu çok anlaşılırdır. Ama eğer siz daha uzayın ne olduğunu anlamaya çalışırken NASA'dan genel müdür transferi yaparsanız işte bu anlaşılır bir şey değildir. Bu olamaz bir şeydir. Ve şunu anlatmaya çalışıyorum. Örneğin başbakanlıkla ilgili verdiğim örnekler vardı. Şimdi bugün başbakanlık neyi yapar? Başbakanlık hükümetin başı olarak Ekonomi Bakanlığı da yapar aynı zamanda. Maliye Bakanlığı da yapar. Dışişleri Bakanlığı da yapar. Tarım Bakanlığı da yapar. Çevre Bakanlığı da yapar. Şimdi başbakanlıkta bu bakanlıkların faaliyetlerinin herhangi bir alanını takip edebilecek donanımda personel yokken, çünkü biz Müzmin Muhalefet Partisi değildik, biz iki ay öncenin hükümet partisiydik, başbakanın da partimizden olduğu bir hükümetin büyük ortağıydık biz. Dolayısıyla devletin imkan ve kabiliyetlerini biliyoruz, bilmeden konuşmuyoruz. Ve başbakanlıkta teknik personel bakımından, uzman eleman bakımından böylesi bir eksiklik varken, siz yaptığınız istihdamları 3 tane edebiyatçıdan, 1 tane de mimardan tercih ederseniz ve derseniz bunlar benim 3 tanesi danışmanım, 1 tanesi de baş danışmanımdır. O zaman ben sorma ihtiyacı hissederim. Sayın Başbakan ne yapmayı düşünüyor tam olarak? Yani 3 edebiyatçının kendisine danışmanlık yapacağı bir başbakanın hedefinde ne vardır? Bunu anlamak çok zor olmaz. Hangi açığı kapatacak diye sordunuz. Yani ekonomiyle ilgili plan, proje, uygulama, denetim, kontrol ne derseniz deyin. Faaliyeti olmalı başbakanlığın. Bununla ilgili hiçbir uzman elemanı yoktur. Hiçbir ekonomisti yoktur. İstatistikçisi yoktur. Devlet Planlama Örgütü başbakanlığa bağlıdır. Branşlarına göre mi değerlendirme yapıyorsunuz? Yani bir kişi hem edebiyat öğretmeni olabilir ama ekonomi anlamında mesela kendini çok geliştirmiş. Bakanlar Kurumu, ya da deneyimleri olabilir. Bakın ne kişileri araştırdım ne de o kişilerin söylenmemiş özelliklerini merak ederek söylüyorum. Devlet yazılı konuşur. Dolayısıyla ben Sayın Başbakan'ın yurt dışı ziyaretini de eleştirirken, yapmış olduğu istihdamları da değerlendirirken, Bakanlar Kurulu kararlarında aktarılan bilgiler ışığında konuşurum. Bu bilgiler eğer eksikse, bu benim sorumluluğum olan bir konu değildir. Bu Sayın Başbakan'ın bir hatasıdır. Başbakanlığın yaptığı bir yanlıştır. Bakanlar Kurulu Genel Sekreterimdir bunu yapan. Başbakanlığın idari kadrosu içerisinde midir bu zafiyet? Bu benim değil Sayın Başbakan'ın düşünmesi gereken bir şeydir. Ben devletin yaptığı resmi bildirim, çünkü Bakanlar Kurulu kararları resmi gazetede yayınlanır. Neden yayınlanır? Halkın bilgisine sunulmak için, ilgililerin bilgisine gelsin diye yayınlanır. Şimdi hangi üniversitede hangi eğitimi aldığını anlattığınız kişinin eğer başka donanımları da varsa ve aslında sizin o kişiyi tercih ederken o donanımlarsa esas ilgilendiğiniz, o zaman o donanımları da yazmak durumundasınız. O donanımların her birinin resmi birer diplomayla tescil edilmiş olması lazım. Yani ben örneğin iletişimciyim ama mühendislik bilimlerinden çok meraklı olduğum için makineden de bir miktar anlarım. Evet. Benim diplomam neyse beni ifade eden şey odur. Sahip olduğum herhangi bir resmi belge yoksa eğer benim o diğer ilgi alanlarım kayda değer değildir aslında. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla devlet diyor ki Sayın Başbakan 1 tane mimar, 3 tane de edebiyatçıyı kendine danışman olarak istihdam etti. O zaman soruyorum niye? Ne yapacaksınız? Niyetiniz nedir bu insanlarla? Sizin hükümetiniz döneminde hayatımda, mesela bu gibi eleştirilere maruz kaldığınızı hatırlıyor musunuz? Yani kalmadık çünkü böyle uygulamalarımız söz konusu olmamıştı. Benim bile bildiğim kadarıyla böyle uygulamalarımız söz konusu olmamıştı. Çünkü ben hayatı bütünlüklü yaşamaktan yana olan bir birey olarak sadece bu hükümetin aldığı Bakanlar Kurulu kararlarını takip etmiyorum. Kendi hükümetim döneminde de alınmış olan Bakanlar Kurulu kararlarını takip ediyordum. Evet. Çünkü siyasette olabilirsiniz, yaşadığınız çevreye dair gözü açık bir vaziyette pozisyon almış olabilirsiniz ama her şeyden her an için haberdar olmanız da haberdar edilmeniz de mümkün olmayabilir. Dolayısıyla bu konularda meraklı olmanız gerekir. Şimdi bu tarzda bir eleştirinin bizim açımızdan gündeme gelmesi mümkün değil. Çünkü böyle bir şey olmadı. Dahası konuşmamda da ifade ettim. Ulusal Birlik Partisi ile ortak olduğumuz hükümetin hazırlamış olduğu bir işte 2016 istihdam strateji belgesi vardı.
Ve bu strateji belgesi kim tarafından hazırlandı? Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın katılımıyla oluşan Avrupa Birliği Reform Avrupa Birliği Uyum Reform Grubu veya Reform Uyum Grubu, tam adını söyleyememiş olabilirim. Neydi özünde? Yani Avrupa Birliği'ne uyum konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yürütülmesi gereken reform faaliyetlerinin koordine edilmesi, izlenmesi, ihtiyaçlarının analiz edilmesiyle alakalı bir gruptu. Bürokratlarımızla birlikte düzenli olarak toplandığımız, Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandığımız bir çalışma grubuydu bu. Ve bu grubun Avrupa Birliği'ne uyum konusunda Avrupa Birliği yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı'nın katılımıyla ortak yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda ihtiyaç duyduğu nitelikli uzman personel ihtiyacını, nitelikli uzman personel isimlerini, donanımlarını sapladığımız bir çalışmanın ürünüydü aslında 2016 yılı istihdam projesi, istihdam strateji belgesi. Ve o çerçevede 2016 bütçesinde de 30 kişilik bir sözleşmeli münhal, sözleşmeli istihdam ödeneği yer almaktaydı. Ve kimse kusura bakmasın, kimsenin eğitimini küçümsediğim falan da anlaşılmasın. Kimsenin şahsına dönük bir şey de söylediğim yoktur. Ama o belgenin içerisinde örneğin tarım alanında yürütülmesi gereken, hayvancılık alanında yürütülmesi gereken faaliyetlerle ilgili ziraat mühendisleri vardı. Çevre mühendisleri vardı. Örneğin ekonomistler vardı. Daha farklı alanlarda kalkınmayı sağlayacak, kalkınma programlarını, projelerini yürütecek uzman personel vardı. Ama eğitimciler yoktu. Eğitimciler zaten o programın yan unsurları olarak ele alınmaktaydı. Dolayısıyla benim sormaktaki gayem odur. Eğer bununla ilgili doyurucu bir izah varsa hiç gecikmeden yapılsın. Çünkü bilirsiniz bizde... Ama bu arada da girmek istiyorum. Yani bahsetmiş olduğunuz edebiyatçı ya da kimyacı, söz konusu bu kişiler bu kapsamda değil gibi görünüyor. O kapsamdadır. Çünkü başka bir ödenek söz konusu değildir bütçede. Yani o zaman bu projenin aslına ya da hedefine de uymuyor. Elbette. Çünkü dolayısıyla siz, onu da konuşmam. Alana ihtiyaç haline göre uzmanlık gerektiren tabii kişilerin atanması ile ilgili bir projenin ödenek olduğunu, ödenek, bu öyle tabii bir kaynak var. Tabii. Ama bu atamalara bakıldığında aslında kaynağın buradan alındığını ama o kaynağın amaçları bakımından uygun kullanılmadığını diye anlıyorum getiriyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla yani gibi yeni hükümete aslında böyle bir durum doğmuş oldu. Dolayısıyla bu da amacına uygun değil. Doğru. Tamamıyla aslında tırnak içinde söyleyelim, hükümete yakın kişilerin değerlendirilebileceği bir kaynak olarak o tırnağın içinde benim ifadelerim yer alıyor. Evet, çünkü ben de tam da meclis kürsüsünden onu söylemiştim. Evet. Yani siz ev sahibi bakanlık açısından söyledim. Örneğin Dışişleri Bakanlığı'nda şu anda biz Avrupa Birliği'ne uyum konusunda bir vizyon ifadesi gözlemleyemiyoruz. Belki iki aylıktır, yakın zamanda gözlemleyeceğiz ama bu yaklaşım o ödeneğin, bütçede sağlanan o 30 kişilik istihdam ödeneğinin amacına uygun olarak kullanılmadığı izlenimi yaratıyor. Evet. Eğer bizim bilmediğimiz bir başka özellik söz konusuysa bu insanlarda, bu açıklama bir an önce yapılsın. Bu arkadaşlarımız, istihdam edilen yurttaşlarımız da gereksiz yere istismar meselesi haline getirilmesin. Biz siyasetle ilgileniyoruz. Biz kişilerle ilgilenmiyoruz. Ama görüntü Sayın Başbakan'ın siyasal anlamda sahip olduğu pozisyonu güçlendirmeye yönelik olarak kendi yandaşları arasından amacına uygun olmayan biçimde, devlet açısından söylüyorum, amacına uygun olmayan bir biçimde birilerine menfaat sağladığına dönüktür. Üstelik yani bunu basında yer aldığı için artık gizlemenin hiçbir anlamı yok. Çok yakın aile bireylerine de, aile mensuplarına da bu devlet makamlarından pay düştüğüne göre o zaman biz Sayın Başbakan'ın etrafındakiler tükendikten sonra mı acaba, ihtiyaçlı olanlar tükendikten sonra mı kamu yararına bir şeyler beklemek durumunda sizce kalacağız? Sizce bu 30 sayısı bu ihtiyaçları karşılama anlamında bilmiyorum, yeter mi? Bilmiyorum ama yani görüntü çok şey değildir, hoş değildir ve güven veren bir noktaya değildir. Ve bunların konuşuluyor olmasında kimse hafife almasın lütfen. Yani bugün için ben yok ama yani kayınbiraderim olsa ve bunu bir yere atayacaksam eğer bunun gerekenden çok daha doyurucu izahı ve gerekçeleri olması gerekir. Başınıza böyle bir olay geldi mi peki? Asla olmadı böyle. Böyle bir talep oldu mu? Talep çok olur.
talep çok olur ama yani bu taleplere karşı sizin ortaya koyacağınız tavır siyasetçi olduğumuz gerçeğinden asla uzaklaşmamanızı gerektirir. Yani zor durumda kaldığınız bakınız, oldu. Yani benim, özellikle sorun nedeni. Çünkü bu herkesin başına, her alanda, milletvekili olsun olmasın, kamuda görevli ya da değil. Mutlaka başımıza gelen bir durumdur bu adada özellikle. Bir bakan olarak, bakanlık göreviniz boyunca evet böyle taleplerini aldığını söylüyorsunuz ki herkes alır diyorsunuz. Dolayısıyla bunlar zaman zaman sizi zora soktu mu bunlara elbette, hayır diyebilmek? Elbette. Bakın, siyasi kimliğiniz yani zaman zaman bunda yıprandığı oldu mu? Ya da yıpratmak durumunda kaldınız mı? Zaman zaman bu size yönelik yani siyaset karar vericiye yönelik bir istismar meselesi haline bile getirilir. Yani siz etik kaygılarla X kişiyi, size yakınlığı çok net olarak bilinen X kişiyi bir noktaya görevlendirmezsiniz. Ama o noktanın tam da ihtiyaç duyduğu kişi olamayabilir o. Bir miktar. Yani şöyle söyleyeyim. Bu ülkede örneğin uzunca bir süredir diplomat istihdamı yapılmadı. Yani dışişleri dairesine diplomatik misyonlarda görevlendirilmek üzere eleman istihdamı yapılmadı. Ve son derece ciddi bir sıkıntı yaşanmaktadır dış temsilciliklerimizde. Ve zaman zaman sözleşmeli personelle bu ihtiyacın giderilmesine dönük tedbirler alınmakta. Şimdi dil sorunu olan ama işte uluslararası ilişkilerle de haşır neşir bir tanıdığınızı istihdam edersiniz. Sizin ihtiyacınızı gidermez ama devletin ihtiyacını gidermez ama belki de sizin siyasi ihtiyaçlarınızı giderir. Eğer yaptığınız tercihte isabet kaydedememişseniz bu sizin başınıza bumerang gibi gelir ve çarpar. O isabetli bir tercih değildir. Evet. Kendiniz bu noktada maruz kaldınız mı diye sorarsanız evet kaldım. Tam da verdiğim örneğe benzer bir örnekle kaldım. Kardeşim dört dil bilen uluslararası ilişkiler alanında İstanbul siyasal sonrası uzmanlık eğitimini çok yukarılara taşımış bir yurttaşımızdır. Ve Dışişleri Bakanlığı'nda az önce ifade ettiğim diplomat açığının giderilmesine yönelik olarak kapısı çalındı. Hoşnutsuzluğumu ifade ettim. Herhangi bir atama olmadığı için çok da rahat bunu dile getiriyorum. Olsaydı kardeşimin kısmetine engel olur muydum tırnak içerisinde? Çünkü işsiz değildir, iş arayan birisi değildir. Devletin öyle bir ihtiyacı noktasında hatırlanmış birisiydi. Belki de kısmetine engel olurdum. Çünkü dediğim gibi hem eğitimi hem üzerine ilave ettiği donanım aslında görevin tanımını karşılayan bir noktadaydı. Ama etik kaygılarla bunun ilk başvuru noktası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, yani benim kardeşimin sırf bir bakanın kardeşi olduğu için oraya istihdam edilmiş olacağına dair söylentinin, şüphenin hem beni yıpratacağını hem de onun sahip olduğu donanımın görmezden gelinmesine yol açacağını düşündüğüm için buna hoşnutsuzlukla yaklaştığımı net olarak ifade etmiştim döneminde. Buna rağmen Dışişleri Bakanlığı kendisiyle bir görüşme yaptı. Ancak daha sonra içeride yaptıkları düzenlemeyle bu ihtiyacı mevcut kadrolarından karşıladılar. Peki, ilginç bu bir felaket senaryosu muydu? Benim açımdan bir felaket senaryosuydu. Çünkü ortada bir talep yokken aniden kendi kardeşini işte X yere astronomik maaşlarla, bilirsiniz dış temsilciliklerde maaşlar yüksektir, istihdam ettirdiği suçlaması çok net bir biçimde ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla kimse kusura bakmasın, başta Sayın Başbakan olmak üzere her karar verici pozisyondaki siyasinin bu etik kaygıları taşımak gibi bir zorunluluğu vardır. Suyu konuşmak isteriz. Su konusuyla ilgili fiyat meselesi çok tartışıldı, edildi. İki bölgemize suyun verilmeye başlandığını nihayet öğrendik. Bu arada söz konusu suyun aktarılabilmesi için hali hazırdaki altyapının Nuh'tan kalma diyebileceğimiz o altyapının da sorunlar yarattığını bir kez daha görmüş olduk ki süreç oldukça gecikti. Fiyat konusuyla ilgili Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'nden açıklama geldi. 2 lira 30 kuruşun tamam olduğunu söyledi. Bu ilginç bir konuydu. Bu konuyla ilgili çok tartışmalar vardı. Sizin ısrarla ilgili bakandan ve hükümetten yanıtını öğrenmek istediğiniz bir konu vardı. 2 lira 30 kuruşun bileşenlerinin açıklanması noktasında. Açıklanmadı. Biz de sorduk, biz de bulamadık. Ayrıştırmaya çalıştık. Ortaya 1 lira 15 kuruşluk ya da 25 kuruşluk bir boşluk kaldı. Maliyetin üzerinde kalan bir rakam. Bunun neyle doldurulduğunu öğrenemedik. Bu geçiş dönemindeki sürecin ihale edilip edilmeyeceği ile ilgili soru işaretleri vardı. Hep bunlar yanıtsız kaldı. Ama bugün itibariyle 2 lira 30 kuruşa en azından otorite kurum onay verdi. Ancak çalışanların bizden olması gerektiğini de belirtti. Bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Hem bu rakama, hem bu rakama gelen yoruma, hem de hükümetin sizin sorularınıza vermediği yanıtlara.
Yani bu konuda çok fazla konuşmayı tercih etmiyorum artık. Çünkü öyle anlaşılıyor. Öyle anlaşılıyor ki başa gelen çekilecek. Yani ne felaket tellalı olmayı tercih ederim suyla ilgili olarak, ne de tam tersi bir cennet vadeder pozisyonda olmayı tercih ederim. Benim bildiğim bu ülkenin ciddi anlamda suya ihtiyacı var ve hiç de hesabımızda olmayan bir su Türkiye Cumhuriyeti'nden şu anda Kıbrıs'a sevk edilmektedir. O yüzden bu su her nasıl ulaşacaksa yerleşim birimlerine ulaşacak, sonuçlarını ödenebilir miydi, ödenemez miydi? Mevcut şebekelerden bu su sağlıklı bir biçimde yurttaşa ulaştırılır mıydı, ulaştırılamaz mıydı? Yaşayarak göreceğiz. Çünkü gerek ekonomik anlamda, gerekse mühendislik anlamında artık kimin ne dediğinin çok da anlamlı olmadığı bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Herkesin zamana ve mekana göre söylemlerini çeşitlendirdiği bir noktaya erişmiş vaziyetteyiz. O ama nedenle, sizi biraz yani yıpranmış ya da yorgun, bu konuda yani tartışmaktan yorgun, değil, yorgun mu gördün? Yorgun değilim. Sadece ben tutarlılıktan yanayım. Dolayısıyla ben sahip olduğum donelere ilişkin iddialarımda hala ısrarlıyım. Ancak belli ki yeni, benim erişemediğim yeni bilgiler söz konusu. Dolayısıyla işte fikirler değişiyor, farklı fikirler gelişiyor aynı kaynaklardan. Her neyse o olsun. Çünkü bu konuyu tartışıyor olmak çok ciddi istismarlara sebep oluyor. Yani suyun halka satın alınabilir bir fiyatla ulaştırılmasını istemekle Türkiye düşmanlığı yapılıyor olduğunu iddia etmeye zemin yaratıyorsak eğer, varsın bu su her kaça ulaşacaksa halka ulaşsın. Eğer suyun bedelini ödeyemiyorsa halk, bu yine bizlerin sorunu olacak. Hükümette olsak da olmasak da hükümetlerin sorunu olacak. O nedenle buna uygun çözümlemeleri üretmek de bugünün değil o günün görevi olacak diye tahmin ediyorum. O nedenle yani gereksiz polemik veya bu saatten sonra gereksiz istismarlara zemin yaratmamak bakımından bir miktar konuşma isteksizliğim vardır. Suyun ne fiyatıyla ilgili ne de bileşenleriyle biraz ilgili. Biraz takatini sükendi herhalde. Bu yani şudur. Ama hala yanıt alamadınız herhalde. Hayır, alamadık. Yani şunu en azından söylemiş olsalardı yine bir anlam ifade ederdi. Yani bu 2.3'ün vadesiyle ilgili bir ifade ortaya çıkmış olsaydı yine bir anlam ifade ederdi. Çünkü işte o bileşenlerle birlikte bu sürenin 3 yıl olmasıyla farklı bir sonuca ulaşırsınız. 5 yıl olmasıyla farklı bir sonuca ulaşırsınız. Onlar da söylenmedi. Yani o bileşenlerin bir unsuru da elbette geçerlilik süresiydi. Yani bu geçiş döneminin ne kadar olacağı da söylenmedi. Yekini ortaya çıkartacak. Elbette. Varsın öyle olsun. Ben suyun üzerinden rant elde etmeye çalışan herkesi sağduyuya çağırıyorum. Suya karşı çıkanları da, suyu kucaklayanların da. Çünkü her halükarda suya ihtiyacımız vardır ve aslında... Bu arada araya giriyorum. Çok kısa bir süremiz kaldı. O yüzden evet. Yani bu arada mutlu musunuz? Su ulaştı. Tarımda çok ciddi sıkıntılar yani var. Kuraklık var. Yani su ulaşmadı daha. Dolayısıyla yani ulaştı derken... Yani fiziki olarak bir yerlerdedir su. Evet. Ama biz onu en somut haliyle hala Geçitköy'de görebiliyoruz. Evet. Neden? Çünkü Geçitköy'den yerleşim birimlerine suyu ulaştıracak olan isale hatlarının yapımı henüz tamamlanmadığı için devreye alınamıyor. Veya önemli bir kısmı devreye alınamıyor. Mevcut isale hatları da bu suyun iletildiği basınca dayanamayacak vaziyete gelmiş durumdaydı. Onu biliyorduk zaten. Örneğin Gazi Mausa'ya saatte ortalama 150-160 ton civarında su pompalanıyordu güzel yurttan. Geçitköy'den Türkiye suyu saatte 300 tonluk bir basınçla pompalanmaya çalışıldı ve sistem kilitlendi. Çünkü o basıncı kaldıramayacak kadar deforme olmuş vaziyette bir şebekemiz vardı. Şimdi biz bunu yok sayarak Türkiye suyu kalsındı, gelsindi, gitsindi diye konuşma özgürlüğüne sahip değiliz. Bu vicdani olmaz en azından kendi açımdan. Ben hep onu işaret etmiştim bu sürecin en başından. O nedenle Türkiye'den gelen su elbette bize bir hayat suyu haline geldi. Çünkü bizim buna ihtiyacımız vardı ama bu hayat suyunun ne kadar elzem olduğunu anlatmak için bir en başa dönelim programın, bir terör yaratmanın da gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yani mevcut suların içerisine lahım karıştığına dair iddialar, işte sudan kaynaklanan sağlık problemlerinin yaşandığına dair vicdansız iddialarla o suyu bir an önce hayatımıza sokmaya çalışmanın çok insani bir durum olmadığını düşünüyorum. Çünkü evet. Kimse kusura bakmasın, saçlarım henüz ağarmadı ama ağarsa yeriydi. Ben bir belediyeci olarak suyun insan yaşamındaki yerini, önemini çok iyi bilenlerdenim. Dolayısıyla hiçbir belediye
hiçbir belediyeci suda sağlıkla ilgili bir kuşku varken onu şebekeye verecek kadar vicdansız değildir. Son olarak sormak isterim. Bu yasama yılıyla ilgili belki konu kaynadı ama şöyle programımızı bitiriyoruz. Kısa geriye dönüp yaslandığınızda içiniz rahat mı, hemen sormak isterim. Hayır. Yeterince çalışabildi, verimli çalışabildi ya da hayır, yasaların hakkı verilebildi diyebilir misiniz? Bu yasama bunun yılında nedeni nedir? Yani 2015-2016 yasama yılında meclis çok çalıştı ama verimli çalışmadı. Yani verimli boş mu çalıştı size göre? Boş çalışmadı. Elbet hepsi birer birikimdir. Hiçbir yerde birikmezse tarihte birikir. Merak edenler gider tutanaklardan kimin ne zaman ne dediğini görür. Ama o verimin somut göstergesi elbette yapılan yasal değişikliklerdir. Genel kurul aşamasını atlatan değişikliklerdir. Kanaatimce bu meclisin 2015-2016 yılında ortaya koyduğu en büyük başarılardan biri ihale yasasının yapılmış olmasıdır. Çünkü bugüne kadar maalesef iyi düzenlenmemiş ve subjektif unsurlara çok yer verilebilecek bir ihale düzenlememiş söz konusuydu. Yeni ihale yasası Avrupa Birliği'ne uyumlu bir yasa olarak hayatımızdadır artık ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı noktasında başka bir yasa var mı? Hemen sorayım aklınızda. İhalelerin şeffaf yürütülmesi anlamında son derece olumlu etkileri olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında tabii pek çok yasa söz konusu oldu. Kendi adıma önemli bir aşamasında görev yaptığım için sevinçle karşıladığım organ nakli yasasının geçmiş olmasını çok önemsiyorum. Ülkemizde hem tıp alanında, sağlık alanında yeni bir dönemin başlaması ve yeni bir gelişme perspektifinin ortaya çıkması bakımından bunu son derece önemli buluyorum. Hem de bu konuda acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan, organ beklediği için ciddi sıkıntılar yaşayan yurttaşlarımızın kendi yurdunda derdine çare bulunacak noktanın yakalanmış olmasını son derece pozitif bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Onun dışında elbette pek çok küçüklü büyüklü yasalar yapıldı meclisimizde. Ancak bu ikisini ayrıcalıklı bir yere koymak gerekir. Diğerlerinden farklı. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı bakımından son derece önemli. Diğeri de sağlık alanındaki sağlıksız yaşam mümkün değildir. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir yılın da özeti gibi belki en azından evet, küçük bir değerlendirmesi gibi oldu gündemle beraber ama daha çok çalışmaya ihtiyaç var gibi sadece parlamento anlamında çok söylemiyoruz. Çok ve verimli çalışmaya ihtiyaç hepimize bir de verimli çalışmaya yani ihtiyaç. Kesintisiz çalışırsınız ama hiçbir sonuç üretmediğiniz noktada verimli çalışmış olmazsınız. Evet, bir de verim sorunu varsa bu tatiller daha da herhalde zor oluyor. Peki komitelerde çalışacak ya da çalışmaya çalışacaklar. Ama yeni yasama yılına kadar da uzun bir süre var. Yine bir araya geliriz. Size şimdiden iyi tatiller dileyelim en azından. Parlamento biz hayatın içinde olmaya devam edeceğiz. Peki, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, biz Ailen Süren'in bugün de sonuna geldik. Yarın aynı saatte farklı bir konuyla haftanın son programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.